Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel, düz, patlıcan moru bir yazma üzerine başlayacağız. Şöyle ben şu renk ipleri kullandım. Önce bir kendi yazmanın kendi renginden olan bir ip kullanacağım. Altın Başak marka 122 numara. Yeşil, her zamanki yeşilim 2 numara Altın Başak. Yine markası. Şöyle bir açık kremim var. Altın Başak markası 300 numara. Bir de şöyle bir yavru ağzı pembe kullandım. Daha doğrusu kullanacağım. Altın Başak marka 329 numara. Hemen iplerimizi şöyle kenara koyalım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin bana destek olmak için. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hemen parmaklığımı takıyorum. İp parmağımı kestiği için parmaklık kullanıyorum ben. İğnemi hazırlamıştım. Yazmanın daha önce zürafasını şöyle geçtim. Ben bir kısmını hemen şuradan başlayalım. Yazmanın yine kendi renginden şöyle ipimizi düğümledik. Bir sonrakine geçtim. Şöyle tekrar içine döndüm, battım ve burada küçük bir pırpır yapalım. Şu şekilde. Yaptığımız pırpırın içine batıyoruz tekrar. Bir küçük pırpır daha. Şöyle iki tane pırpır üst üste gelmiş oldu. Tekrar içine batıyorum. Tepesine ipimizi düğümledik. Şimdi buraya üç tane pırpır yapalım. Şöyle boyutlarını ayarlayarak yazma biraz daha bordoya benziyor herhalde kamerada ama patlıcan moru bir yazma. Güzel bir renk. İnşallah bu modelde güzel olur. Sizin de beğenilerinizi bekliyorum. Şöyle aynı yuvaya tekrar iniyoruz. Şöyle bir geçiş yaptık. Tekrar yuvaya indim. Burada bir pırpır yapacağım tekrar. Şöyle. Hemen şu ipi keselim. Bir sonraki pırpıra geçtim. Zürafaya pardon. Evet, 3. Beş tane pırpır yaptım. Altıncıyı da yapalım hemen. 2, 4, 6. Evet, altıncıya hemen aynı işlemi yine burada da yapacağız. Şöyle ben önce bir iki tane yapayım. Sizinle paylaşayım. Daha sonra diğerlerini devam ederim. Şöyle tekrar içine batıyorum. Hemen bir pırpır da burada yapıyorum. Şöyle tekrar içine batalım.
Şimdi burada yine 3 tane pırpır yapalım. Tepesinde tam. Evet. Üç taneyi de yaptım. Şimdi şöyle elimizle düzeltelim. Tekrar aşağıdaki yuvanın içine iniyoruz. Şöyle. Alttaki zürafanın içine. Yine burada bir tane pırpır yapacağım. Şöyle aynı boyutta olsun. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik ben iki tane hemen yaptım. Birlikte yaptık daha doğrusu. Onun üzerinde yapalım. Daha sonra birkaç tane tekrar yapayım ben. Beş, altıncıyı da yapalım. Ben bu rengi burada bırakayım. Daha sonra devam edeyim. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. İpimi şöyle tuttum. Şuradaki pırpıra ipimizi şöyle doladım. Bunu da alttan sağa doğru doladım. Düğümümüzü tutarak şöyle tutalım ve sıkıştıralım. Şöyle burada 4 tane pırpır yapalım. İki. Güzel bir model oluyor. Zarif bir model. İnşallah siz de beğenir yaparsınız. Yaptığımız modellerin beğenilmesi de bizi mutlu ediyor. Hemen ipimi kesiyorum buradan. Bu alttan yürütmüş olduğum ipi de keseyim. Şöyle. Şuna da bir tane yapalım hemen. İpi şu şekilde tutuyoruz. Sola doğru şöyle çevirdim. Bunu da alttan sağa doğru ipimizin, şu başlangıç ipimizin bu tarafta kalması için. Şimdi üzerinden yapacağız. Yine burada da 4 tane pırpır yapıyoruz. 1 Ben bu yazmalara model çıkarmak için kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu modeller kesiliyor. Yani tamamlamıyorum. Sadece video çekimlerinde kullanmak için birkaç renk alıyorum böyle. Sizlere de bir fikir olsun diye değişik renkler kullanmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. İpimizi kestik. Burada şöyle iki taneyi yaptık. Gayet güzel görünüyor. Şu yeşile ilk pırpırın içine ipimizi burada birazcık uzun tutalım. Alttan yine yürüteceğimiz için şu şekilde ipimizi düğümleyelim. Şöyle biraz uzun bıraktım. Yaptığımızda iğneye dolaşmasın. Kısa olduğunda bizi biraz uğraştırır. Uzun olduğunda daha rahat kalır böyle kenarda. Hemen bu yaptığımız pırpırlara birer tane zürafa yapıyorum.
2. Üçüncüyü de yapalım. Evet. Şimdi şu ipi kesebiliriz artık. Bunun işi bitti. Şöyle. Hemen baştaki zürafanın içine geçtim. Şöyle bir geçiş yaptık. Tekrar burada bir pırpır yapacağım. Bir sonrakine geçtim. Şimdi iki tane pırpır olacak. Altta üç taneydi. İkinci sıra iki oldu. Daha sonra teke düşecek. Tekrar başa döndüm. İpimizi şöyle düzeltelim. Tekrar buraya bir tane pırpır. Her sıranın başında bir tane pırpır yaparak modelimize öyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle minik bir badem oluşturduk. Son zürafanın içine de batıyorum. Orada da bir tane pırpır yapacağım. Şöyle. Modelimizin duruşu böyle. Gayet güzel oldu. Şöyle bakın, kalıp gibi, daha ütü falan yapılmadan yine de çok güzel kalıp gibi duruyor. Hemen ipimi kestim. Bir tane şu yavru ağzı pembeden de şuraya yapalım şimdi. Şöyle göstereyim. Yine şu baştaki pırpıra, yeşil pırpırımıza ipimizi düğümleyelim. Yine ipin ucunu biraz fazla bırakıyorum şöyle. Alttan yürüteceğimiz için. İpimizi buraya düğümledik. Düğümü tutarak sıkıştırıyoruz. Hemen bir sonrakine geçtim. Üç tane yine pırpır yapacağız. Burada pardon, zürafa. Evet, üç tane oldu. Yine şu ipimi keseyim burada. Tekrar baştaki zürafanın içine geçtik. Şuradan. Şöyle net görünüyor herhalde. Evet. Yine buraya bir tane pırpır. Biraz önce yaptığımız gibi yine her sıranın başında pırpır yaparak sonra zürafa. Şimdi iki tane zürafa yaptım. Tekrar başa döndüm. Hemen. Şuraya hemen bir pırpır daha yapalım. Evet, gayet güzel, zevkli bir model. Yapılışı güzel, rahat yapılan bir model. Sonki pırpırı da yaptım. Şöyle bakalım. Evet, modelimiz böyle oldu. Gayet güzel. Sarı koysam acaba yakışır mı bir tane de? Bilmiyorum. Pek sarı kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ya böyle sade dursun. Bilmiyorum. Siz isterseniz bir tanesini de sarı yapın şöyle. Ben diğerlerini de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde modeli tamamladım. Şöyle 4 çiçek yaptım. Bu renklerle de güzel oldu. Gayet zarif, güzel bir model oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.